Sevgili arkadaşlarım merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili kardeşlerimiz. Bugün bahçemizden bizim bildiğimiz yabani otlardan ve yeşil soğanlardan ot kavurması yapacağım. Yumurtalı ot kavurması yapacağım değerli arkadaşlar. Onun için bahçemizdeki gerekli otlardan toplayıp iyi bildiğimiz yenilebilir otlardan toplayacağız, yaban otlardan. Bunlardan yumurtalı ot kavurması yapacağız arkadaşlar. Öncelikle böyle yeşil soğanlar var. Bu yeşil soğanları çıkarıyorum, bakın böyle yeşil soğanlardan koparacağım birkaç tane değerli takipçilerimiz. Evet, yeşil soğanlardan böyle iki tanesi yeterli gelir bize şu anda. Bayağı soğanımız çok var bahçemizde. Bunun yanında diğer yabani otlardan toplamaya başlayalım. Bakın böyle karga iğneleri var. Bu karga iğnelerin tazelerinden toparlayacağım. Değerli takipçilerimiz, pembe pembe çiçek açmış, bakın karga iğnelik dediğimiz otlar. Bunlar da yenilebilir lezzetli otlar grubunda. Bunlardan da topluyorum tazelerinden. Evet, bu iğnelik dediğimiz otlar bu şekilde toplanabiliyor. Köklerini koparmayacağım. Çiçeklerini koparmıyorum. Ama böyle kenarlarındaki otlarını alıyorum. Evet, böyle radikalar var bakın. Bu radikalardan da alıyorum. İşte iğnelik otlarının tazeleri. Bunlardan böyle koparıyoruz. Bakın çok güzel. Ne güzel. Köklerini bırakıyoruz gene böyle. Onlar gene büyüyecekler böyle. Bak, karga iğnesi dediğimiz taze otlar bunlar. Evet, işte bir tane daha çok güzel yenilebilir ot. Aynı şekilde kökünü bırakarak bunu da aldık.
Böyle ebe gömeçlerle alıyoruz. Evet, şöyle ebe gömeçleri bakın. Bunlar da yenilebilen otlar, ebe gömeçleri. Bakın böyle diken otları var ama bunlar diken değil. Ele batmaz. Bunlar çok güzel. Bakın böyle yumuşacık kavurması olur. Bunları da alıyoruz. Ispanaklardan da biraz böyle evet, ıspanak alalım böyle biraz da. Kuzu ıspanak. Bakın böyle. Bunlar organik ıspanak. Bahçemizde. Evet. Bak, çok güzel. Böyle taze taze su gibi ıspanak. Hazır bahçeden ıspanağımızı da gazdık. Taze taze oh. Köyde bahçeden karnımızı doyurabiliyoruz. Her şey var. Köy gerçekten masrafsız. Evet, eve gümeşlerimiz görüyorsunuz. Ne kadar güzel, maşallah. Şuna bak. Taze taze. Köklerinden almayacağım, keseceğim. Kökleri kalacak. Köklerini bir dahakine gene kullanacağız Allah'ın izniyle. Buradan tepesinden kesiyorum. Evet. Ebe gömeçlerimiz de hazır. Otları bol suda 4-5 defa yıkıyoruz.
tamamen çamurundan, tozundan arındırıyoruz. Dört beş defa tertemiz yıkadık. Artık temiz olduğundan emin olduk. Hiçbir şekilde toz toprak kalmadı suda. Gerçekten içimiz alana kadar tertemiz temizledik. Sudan da belli zaten, bakın su pırıl pırıl. Bu suyu da ağaçların dibine dökelim dışarıya. Bakın sadece o tohumları kaldı. Onun dışında başka suda toprak kalmadı. Evet arkadaşlar, ot kavurması için hazırlık yapacağım ama gün de battı. Elektrikçimiz normalde bugün gelecekti ancak işleri olduğunu söyleyerek çarşamba günü geleceğini söyledi. Dolayısıyla burada ışıklar bağlanmadığı için böyle kameranın ışığıyla bugün ot kavurmamızı hazırlayacağım. Şey yapıp böyle bu ışıkla yemeğimi halledeceğim burada yani. Böyle küçük küçük doğramamız lazım. Ispanak doğrar gibi otlarımızı doğruyoruz. Karışık ot bunlar. Yaban otlar ama bizim bildiğimiz sürekli yıllardır kullandığımız otlar. Kesinlikle değerli arkadaşlar, bilmediğiniz otları kullanmayın. Çünkü biz bu atamızdan dedemizden bildiğimiz otlar olduğu için bunlar zehirsiz otlar. Ebe göbeci, iğnelik dediğimiz, gelincik dediğimiz otlar, onların tazeleri. O yüzden biliyoruz biz. Siz bilmediğiniz otları yabancıysanız eğer tüketmeyin değerli arkadaşlar. Evet, otlarımızı doğradık. Hazır hale getirdik. Şimdi soğanın yeşil olan yerlerini de bu otun içine karıştıracağım. Ama soğanın başlarını ayıracağım arkadaşlar. Şimdi soğanımızın başlarını kesiyorum. Yeşil soğanımızın yapraklarını otun içine doğruyorum. Çünkü bunlar otla beraber kavrulması lazım. Aksi takdirde soğan yaprakları yanacağı için kötü görünür. Soğanın yapraklarıyla başlarını ayrı ayrı kavuracağım değerli kardeşlerimiz. Evet, yeşil olan kısımlarını otların içine doğradım. Şu görmüş olduğunuz soğanın başlarında tavamızın içine doğrayacağım şimdi. Soğanın başlarını doğradım.
Şimdi de biberlerimizi doğruyorum üstüne. Neden abi önce soğanı biberi kızartmadınız ayrı ayrı diyeceksiniz ama bunlar soğanla beraber biberler de aynı anda eşit oranda pişerler. O yüzden ayrı ayrı kızartmamızın bir mantığı yoktur. Soğanlarımızı, biberlerimizi tavamın içine doğradım. Yakından göstereceğim şimdi. Evet. Tavamızın içine görmüş olduğunuz gibi yeşil biberi, kırmızı biberi ve soğanın başlarını doğradım. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Tamamdır. Şimdi tavamızı odun ateşine vurabiliriz artık. Evet, şimdi tavamızı ateşin üzerine koyabiliriz artık. Evet, biberimiz, soğanımız sotelendi. Çok fazla yakmaya gerek yok. Şimdi otlarımızı tavamıza ilave ediyoruz. Evet, köyümüzde akşam ezanı okunuyor.
Larımızı kırabiliriz artık. Üzerini de kapatayım. Yavaş yavaş pişsin artık. Evet değerli arkadaşlarımız, yumurtalı ot kavurmamız hazırdır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basalım değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Zilleri açarsanız bildirimler size gelecektir. Kütahya'dan, köyden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarımız. Bay bay.